Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle beraber evde çok kolay bir şekilde tereyağı nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Süt kaymağından tereyağı yapacağım. Ben sütçüden aldığım sütlerin kaymaklarını biriktirdim böyle arkadaşlar. Böyle 900 gramlık bir kabın içinde derin dondurucuda saklayarak bu şekilde biriktirdim. Gördüğünüz gibi yaklaşık burada 1 kilo var. Orada 9 gram yazıyor ama bunu da ölçeceğim birazdan teraziye koyacağım arkadaşlar. Mutfak robotunda yapacağım bunu. İsterseniz el blenderında veya mikserde yapabilirsiniz. Ben her zaman mikserde yapıyordum ama bugün daha kolay olsun diye mutfak robotunda yapacağım. Evet arkadaşlar, işe hemen kaymağımı ölçmekle başlıyorum. Evet, kabımın darısını aldım. Şöyle kaymağımı ekliyorum. Bana kaymak 1 kilo kadar gibi gelmişti ama bakalım o kadar var mı gerçekten, yok mu? Bana mı öyle geldi? Evet, 900 gramlık şeyde demek ki kaymağın da ölçüsü hemen hemen aynıymış, yoğunluğu yoğurtla kaymağın. Şöyle 850 gram kadar oldu arkadaşlar. Tam 850 gram kaymağım var. Bakalım ne kadar tereyağı çıkacak bundan. Arkadaşlar kaymağım biraz yoğun olduğu için birazcık eli yakmayacak sıcaklıkta sıcak su ekliyorum diyeyim. Kaynar su demeyeyim, şöyle yarım su bardağı kadar ekliyorum şimdilik. İhtiyaç halinde daha da ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi robotumuzun kapağını da kapatıp ilk olarak yavaş devirde, daha sonra hızlı devirde çırpacağım. Evet, 3 dakikadır çırpıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş tereyağı oluşmaya başlamış. Hemen şöyle bir spatulayla da size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Evet. Birazcık daha çırpalım. Ne kadar çok çırparsak o kadar iyi olur. Çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir 3 dakika daha çırptım. Evet, tereyağım oluşmak üzere. Gördüğünüz gibi kıvamı şu şekilde arkadaşlar. Şimdi buna buzlu su vereceğim. Artık tereyağı yavaş yavaş suyundan çıkartmak üzereyiz. Yaz günü biraz zor oluyor tereyağı yapımı. Yani onun için buzlu suya ihtiyacımız var. Ben 5 litrelik bir bidonu buzluğa koydum. Orada dondu ve oradan çözdürdüm. Evet, şimdi bir miktar su koydum, soğuk su. Soğuk su koyunca da hemen ayrışıyor arkadaşlar. Bakın. Birazcık daha karıştıracağım böyle. Çok yüksek olmayan ayarda. Evet. Üçüncü kademede karıştırıyorum böyle. Çok uzun süre karıştırmayacağım. Evet, sadece soğuk suyla 1 dakika 3 derecede çırptım, çalıştırdım makineyi ve makineyi kaldırdım arkadaşlar. Sıra geldi yağımızı yıkamaya. Gördüğünüz gibi yağımız oluştu. Şöyle göstereyim. Bakın suyundan ayrılıyor. Şimdi bunu süzdürerek buzlu suyun içine alacağım. Şekilde atayım. Attığım zaman zaten kendini toplayacak. Hatta bir kaşık yardımıyla alırsam çok daha iyi olacak. Şöyle. Evde tereyağı yapmak gerçekten kolay. Çok da zahmetli değil yani. Sadece mikserle çırpıyorsanız mutlaka mikser kabı kullanın. Çünkü
Yağ sudan ayrılırken çok fazla sıçrıyor. Yani mutfak batabilir o aşamada arkadaşlar. Ona bir şey diyemeyeceğim. Sadece onun önlemini alırsanız gerçekten çok kolay. Ben haftada 8-10 kilo arasında süt alıyorum. Bir kısmıyla yoğurt yapıyorum. Bir kısmıyla da tatlı falan ya da böyle içmek için falan ayırıyorum. Onların kaymaklarını biriktiriyorum arkadaşlar. Böyle tereyağı yapıyorum. Hem de ne yediğimizi biliyoruz. Vallahi hazır tereyağları biliyorsunuz. Ne olduğu belli değil içinde. Evet, şu şekilde yavaş yavaş süzdüreceğiz. İşte tereyağı yapmadan önce mutlaka buzlukta suyunuz olsun. Buzlukta yani. Çünkü hava çok sıcak. Gerçekten de zor oluyor. Yağ eriyor. Bunun için bol bol soğuk suya, buzlu suya ihtiyacımız var. Tereyağımı süzdürdüm arkadaşlar. Kalan suyunda o ilk suyunda yani şu sütünü şöyle göstereyim. Buttermilk dedikleri bu Avrupa'da özel satılıyor, ayrı satılıyor. Yağlı süt yani. Bunu kenara aldım. Bununla hamur yoğurabilirim, peynir yapabilirim onu ama ben genelde hamur yapıyorum. Onu tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi tereyağını evet şöyle birleştirdim. Şimdi bunun suyunu alacağım. Tekrardan bir soğuk su koyacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir süzgeç, kevgir yardımıyla alırsanız çok daha kolay olur işiniz. Evet. Şöyle bir tabağa koyayım şimdilik şöyle. Evet, gördüğünüz gibi hiç yağ kalmamış suyunda. Çünkü çok soğuk. Hepsi birleşti burada. Şimdi bu suyu dökeceğim. Bu suyu da isterseniz kullanabilirsiniz. Bu ilk suyunu. Bu su da çok kıymetli. Evet, onu aldım. Şimdi tekrardan yağımızı koyuyorum. Tekrar üstünden buzlu su aktaracağım. Yağı o kadar çok yıkamak gerekiyor ki bu yıkadığımız zaman suyun şeffaf olduğunu görene kadar yıkayacağız. Hani pirinç yıkarken de öyledir ya. Beyazdır beyazdır ya da mercimek yıkarken. En sonunda şeffaf gördüğümüz zaman yıkamayız artık. Aynı işlemi tereyağı için de uygulayacağız arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok kısa sürede bayağı bir tereyağı elde ettik. Bilemiyorum şimdi gram ölçüsü vermeyeceğim ama işim bittikten sonra ölçeceğim arkadaşlar. Bakalım 850 gramdan ne kadar bir tereyağı oluyor. Genelde yarı yarıya düşüyor ama bu sefer daha çok kaymağından almaya çalıştım. Daha az sütlüydü. Daha önceden sütlü alıyordum. Yarı yarıya tereyağı oluyordu kaymak. Evet, biraz kaşıkla yıkayım ondan sonra elimle yıkayacağım arkadaşlar. İsterseniz kaşıkla da devam edebilirsiniz tabi. Şöyle iyice bastıra bastıra. Bütün sütünü aldıralım. Yoksa yağımız çok çabuk bozulur. Gerçi her halükarda buzluğa kaldırmamız gerekecek. Çünkü hiçbir katkı maddesi olmadığı için gerçekten çabuk bozuluyor. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi rengi hala beyaz olmadı. Bu ikinci yıkamamız. Yani 4-5 kez daha yıkayabilirim. Evet arkadaşlar, sizi sıkmamak adına hızlandırılmış çekimi aldım şu anda. O şekilde gösteriyorum ama bütün detayları da, bütün yaptığım işlemleri de göstermek istedim. Yıkama işleminin hepsini. Gördüğünüz gibi soğuk su ilave ediyorum. Sonra yıkıyorum. Hatta bir ara elimi soktum. Elimle yıkayayım dedim. Hani elle yıkayınca daha iyi oluyor ama elim dayanmadı. Tekrardan kaşığa döndüm. Kaşıkla yıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kaç kere yıkadığımı inanın ben de sayamadım ama 7-8 kez yıkadım aşağı yukarı. Suyun şeffaflaşmasını bekledim. Çünkü tereyağın içindeki o sütünü yani yoğurtla yapıyorsak yoğurdunu ayırıştırmazsak eğer çok daha çabuk bozulur. Gerçi katkı maddesi olduğu için zaten çabuk bozulacağından buzlukta saklıyoruz ama gördüğünüz gibi yine de iyi yıkamak önemli. Evet arkadaşlar, tereyağımı gördüğünüz gibi 7-8 kez yıkadım.
Berrak su çıkana kadar yıkadım yani. Bu herkeste değişir kaymağın oranına göre arkadaşlar. Kaymağın su oranına göre. Şimdi ne kadar tereyağımız çıkmış ona bakacağım. Şöyle alayım. Evet, yani yaklaşık 400 gram, yani yarı yarıya tereyağı çıkmış arkadaşlar. 850 gram kaymağımız vardı. Bundan 400 gram, gördüğünüz gibi 407 gram, hatta biraz da sağda solda var. Bunları da sıyırırsak epey çıkacak. 411 gram tereyağımız oldu arkadaşlar. Evet, kısa günün kâr diyorum ben buna. En önemlisi de kendimiz yapmamız olmamız, yani içinde katkı maddesi yok, sadece ve sadece saf tereyağı yani bu. Şimdi evet arkadaşlar, tereyağını istediğiniz gibi şekillendirip kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka yiyeceğiniz bir küçük kısmı buzdolabında saklayın, gerisini derin dondurucuya atın arkadaşlar. Çünkü kendimiz yaptığımız için içine hiçbir katkı maddesi olmadığı için çabuk bozulur. Ama tuzlu tereyağı seviyorsanız birazcık böyle tuz ekip o şekilde karıştırarak da tüketebilirsiniz. Tuzlu olduğu zaman çok daha uzun süre dayanıklı olacaktır. Evet arkadaşlar, tereyağını gördüğünüz gibi silikon kaplara koydum. Güzelce şekil olsun diye, sizlere güzel bir görsellik olsun diye öyle yaptım normalde. Elimde tereyağın suyunu sıktırıp sıktırıp toplar halinde o şekilde buzluğa kaldırıyordum. Ama görsellik olsun diye bugün böyle yaptım. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Hani ufak porsiyonluk halinde çıkartırsınız buzluktan. O şekilde tüketirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen size tereyağımın kıvamını da göstermek istiyorum. Dolaptan yeni çıkarttım. Havada gerçi çok sıcak. Ekmeğimi de kızarttım. Şöyle bir parça alıyorum. Çok da güzel bir yağ oldu. Bakar mısınız? Evet. Evet arkadaşlar, harika bir yağ. Hemencik tadına bakıyorum. Tam böyle kahvaltılık tereyağı. Tabi isterseniz yemeklerde de kullanabilirsiniz ama bu süt kaymağından yapılan tereyağını özellikle kahvaltıda tüketirseniz çok daha iyi olur. Çok çünkü lezzetli. Ben çok seviyorum bunun lezzetini. Yoğurttan yapılan da ayrı bir lezzet ama gerçekten bunu denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eğer sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi tereyağı yapmak artık çok kolay. Evde herkes kendi tereyağını yapabilir. Dışarıdan ne olduğu belli olmayan yağlardan almaktan artık gına gelmişti. Gerçekten yağ diye alıyoruz ama tereyağı, margarin ne olduğu da belli değil. Artık sütlerimizin kaymağını biriktirip kendimiz tereyağını yapalım arkadaşlar. Ben 3-4 yıldır yapıyorum gerçekten. Belki de 4-5 yıl oldu, tam hatırlayamıyorum. Epeydir yapıyorum çünkü. Çok memnunum. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.